Arkadaşlar, herkese merhabalar. Eda ve Mert'le Final Setine hoş geldiniz. Bu bölümde çok özel bir konuğumuz var. Milli sporcumuz sevgili Çağla Büyük Akçay bizimle. Çağla hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Teşekkür ediyoruz programa katıldığın için. Seni burada ağırlamak bizim için büyük bir keyif, büyük bir mutluluk. Çağla Büyük Akçay'ın tanıtıma ihtiyacı yok arkadaşlar ama şöyle bir hafızamızı kısaca bir tazelemek faydalı olur diye düşünüyorum. Çağla WTA'de teklerde kupa kazanan ilk tenisçimiz. 2016 Rio Olimpiyatlarında olimpiyatlarda bizi teniste temsil eden ilk sporcumuz. Tabii ki yine WTA'de teklerde ilk yüze giren yine ilk oyuncumuz diyebilirim ve böylece aslında bir sürü ilk var ve hani bu ilklerden böyle bir kısaca bahsetmiş olayım. Mert abi, direkt hani sana sözü vereceğim ve şöyle bir pasla vereyim. Yani biz bu kaydı yapmadan hemen biraz önce Djokovic ona sorulan bir soruda bu Grand Slam'lerde 3 set 5 set oynansın oynanmasın konusuna yani ben de aslında 3 seti destekliyorum dedi. Sen al buradan bir pası, sen devam et. Evet, bu uzun süre, yani uzun süre demeyeyim de birkaç senedir. Bir iki aslında medya figüranının ortaya çıkardığı, işte erkekler de 3 set oynasın falan diye ortaya çıkardığı bir iddia. Bir de bunun arkasında şöyle bir veriler verildi. Muratoğlu bunu çok ateşledi özellikle. İşte efendim yaş ortalaması 61. Tenis severleri yaş ortalaması 61. Yaşlanıyor. Zaten yeni jenerasyonun, yeni neslin fazla bir dikkat, konsantre olma kapasitesi yüksek değil. Çabuk kaybediyorlar dikkatlerini. Onun için daha kısaltalım maçları. 3 sete azalt. Djokovic de bunlara örnek verdi. Muratoğlu verdiği bu ölçüleri örnek olarak verdi. Ki sadece ben değil, buna karşı olan çok insan var. Bir sürü tenisçi de var ayrıca. Çok tenisçi de var buna karşı olan. Bir kere bence 61 yaş ortalama istatistiği hiçbir aslında dayanıklı veriye dayanmayan bir istatistik. Yani bilmiyoruz doğru olup olmadığını tam olarak. İkincisi de ben yeni neslin bir dikkat etme handikapının olduğuna inanmıyorum. Benim kızım 24 yaşında maşallah oturup 6 saat üst üste binge edebiliyor Netflix'te bir seriyi veya D&D Dungeons and Dragons videosunu 3 saat 4 saat arkadaşlarla oynuyor gayet güzel konsantre olarak. Tenis maçı da seyrediyor ayrıca 3 saat 4 saat konsantre. Çağla'nın maçını bile seyretti oturup. Yani demek istediğim şu. Ona da inanmıyorum ben. Bu saçma sapan bir şey bana sorarsan. Ondan Çağla da hazır burada. Senin de bir fikrini alalım Çağla. Erkek tenisinde majörlerde erkekler 5 setten 3 sete düşmeli mi? Yoksa düşmemeli mi? Tabii ki. Öncelikle davetiniz için ben teşekkür ediyorum. Demin bekledim lafın gelmesini. Sizlerle olmak çok güzel. Öyle bir giriş yapayım ilk önce. Evet. İkincisi bu Djokovic'in iddiasıyla alakalı. Ya ben şuna inanıyorum. Bence çok geleneksel olan, yani tenisin bazı kuralları yani kaç senedir uygulanıyor ve Grand Slam 5 set ve tenis böyle bir spor. Yani erkekler 5 set, kadınlar 3 set. Yani bu çok bilinen ve geleneksel olan bir şey. Bunu değiştirmenin anlamı olmadığını düşünüyorum. Son dönemlerde sürekli bir değişikliğe gitmeler oluyor. Hatta ben Wimbledon'un ya da diğer Grand Slam'lerin son setinin tiebreak olmasına dönmesini falan da desteklemiyorum. Yani çünkü tamam, zaman değişti, fiziksel olarak daha çok efor sarf ediyoruz. Ben de bunların farkındayım ama bence nasıl başladıysa öyle gitmeli diye düşünüyorum genel olarak. Djokovic için kendisi fiziksel olarak gayet iyi. Bütün 5 set maçları da kazanıyor neredeyse. Hani bazısı eğer bir tip oyuncudur, hani iyi başlar devamını getiremez, anlarım. Ama öyle bir oyuncu da değil. O yüzden yaptığı açıklama bayağı bir sürprizli bence. Bence onlar 5 sette kalsınlar. Bizim için de seyri güzel. Ama kadınlar 5 sete uzamasın. Bu çok seyircinin istediği bir şey. Ama ben bunun kadınlar açısından çok yıpratıcı ve seyirci açısından da sıkıcı olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Niye Çağla? Niye kadınlar arasında çıpırıyor? Çünkü mesela biz bu Eda ile bu konuyu konuşuyoruz. Biz direkt 5 setçiyiz. Bazen kadınlardan. Kadın maçlarının bazen
çok çabuk bittiğini düşünüyorum. Yani bazı maçlar çok da potansiyeli yüksek. 3 sete, 4 sete uzarsa ciddi potansiyeli yüksek ve epik, belki senelerce unutulmayacak maçlara dönüşebilecek etaptayken ikinci set bittiği için 6-1, 7-5 biten bir maçta mesela ikinci set çekişmeli 7-5 bitiyor. Tam böyle güzel bir maç lanse edilecekmiş gibi bir durumdayken cart diye maç bitiyor orada ve maç sona eriyor. Yani sonra ne bileyim o sene konuşuluyor ne güzel maç oldu falan diye, sonra unutuluyor. Halbuki bir 2008 Wimbledon finali, erkekler Rafael Nadal, Federer. Nadal ilk iki seti 6-4, 6-4 aldı. Güzel tenis, fena değil ama 6-4, 6-4 aldı. Sonra Federer 3. seti 7-6 alıyor. Maç bolları kurtarıp 4. seti de 7-6 alıyor. Son set 9-7 bitiyor ve 15 sene oldu o maç konuşuluyor hala. Ve büyük bir ihtimalle bir 15 sene daha konuşulacak. Niye bu kadınlar da bu şeyden mahrum kalsınlar diye düşünüyorum ben tabii. Ya bir seyirci olarak hak vermiyor değilim. Çünkü bazı maçlar, özellikle finallerde, bazen oyuncular maçın heyecanıyla, tansiyonuyla, bazen tecrübesizlikle oyuna çok geç giriyorlar. Ve herkes tarafından da uzun ve keyifli bir final ya da yarı final beklentisi oluyor. Ve kadınlarda bazen hayal kırıklığına uğradığımız oluyor. Yani senin dediğin gibi ikinci setin sonunda oyuna girip maçın sonunda oyun başladığı için. Ama yani erkek tenisine baktığımız zaman servisin çok güçlü olduğu yerler oluyor mesela. Ralliler çok kısa sürüyor. Bizden çok daha fazla file oyunları var. Mesela Federer'in bir servis oyunu ortalaması bazen 2,5-3 dakika. Bazen yani 1,5 dakikada bitirdiği oluyor oyunu. Böyle bir şey kadınlarda mümkün değil. Rallilerimiz çok uzun. Variyete daha az erkeklere göre. O yüzden de birbirimize çok denkiz. Yani bence çok uzun olur. Hatta 5 set olduğu için ilk 2 set çok kalitesiz geçebilir bence. Daha sonra da yani erkeklerde de bunu görüyoruz zaten. Bazen 5 sete yaslanıyorlar ve ilk 2 sette çok böyle rölanti oynayan oyuncular var. O yüzden de bence 5 set kadınları hem yıpratır, seyirciyi de usandırır diye düşünüyorum. Okey. O zaman bu hani sorunun cevabını da aldık ve ben hemen Çağla diyorum ki sen şu an İsviçre'de Basel'desin. Bir kamptasın sezon öncesi. Biraz bahseder misin? Bu kampta neler yapıyorsun? Hani takımla mısın? Yalnız mısın? Ben hep merak ederim bir tenis izleyicisi olarak da. Bu özellikle bu pre-season'da tenisçiler hep böyle bir kamptan fotoğraf paylaşırlar. İşte takımlarıyla işte kondisyon, güçlenme çalışması yaparken. Bu aynı zamanda bayağı da bütçeli bir şey. Hani bunun dünyada ve bizde karşılığı nasıl? Senin şeyin nasıl? Yani sen nasılsın? Biraz bahseder misin hem çalışmalarından? Tabii ki. Yani hepinizin bildiği gibi ben çok uzun süre Can Hoca'yla çalıştım. 6 sene gibi bir fazla, yani çok fazla çalıştık. O yüzden ben Türkiye'de esasında hem antrenmanlarımı yapıyordum. Pre-season'da senelerdir İsviçre'ye geliyorum kondisyon yapmaya. Birincisi benim vücuduma çok iyi geldi İsviçre. Çok tenise özgü kondisyon çalışıyorlar. Biz Türkiye'de çok atletizm kökenli kondisyon çalışıyoruz. Tenis kökenli kondisyon çok yeni geldi ülkemize. İnşallah o konuda da gelişeceğimizi ümit ediyorum İnşallah, ben de. İnşallah. Sözünü kesmeyeyim ama tam orada sormak istedim. Tenise yönelik kondisyon ne demek? Ne demek? Yani nasıl farklı yani diğerinden? Diğerinden ne farklı? Ya tabii ki ilk önce genel kondisyonunuz, genel kuvvetiniz tabii ki iyi olmalı ama mesela bir tenis oyuncusu dayanıklılığını kortta kalarak yapabiliyor. Ama bir atlet dayanıklılığını saatlerce koşarak elde edebiliyor. Bizde hiçbir zaman aynı tempoda bir koşu gibi bir şey olmadığı için teniste biz kortta daha uzun kalarak dayanıklılığımızı mesela kazanıyoruz. Bizim ihtiyacımız olan ne oluyor? İnterval tarzı çalışmalar. O da nedir? Çünkü biz bir oyun içinde işte belki 10 saniye
çalışıyoruz. 25 saniye dinleniyoruz. 15 saniye çalışıyoruz. 25 saniye dinleniyoruz. Yani çok inişli çıkışlı kondisyonlar bunlar. Tenise özgü dediğim işte biz vuruşlarımızı yaparken kor kuvvetine çok önem veriyoruz. Yani evet, bacak kuvveti, patlayıcılık, bunlar zaten genelde olması gereken şeyler. Ama bir de tenise özgü durumlar var. Bu da işte dediğim gibi kor kuvveti, onun dışında çok küçük kaslarımızı kullanabiliyoruz tekniksel çalışırken de. Mesela ben bir teknik deniyorum. Hiç hayatımda ağrımayan bir tarafım ağrıyabiliyor. Sonra burada diyebiliyorum ki bu tenise özgü bir kas demek ki. Yani bu şey gibi, siz belki bilmezsiniz ama Mert abi çok iyi bilir. Biz küçükken yüzmek yok derlerdi bize. Çünkü tenise ters kaslar derlerdi. Şimdi ona benzettim bunu. Doğru. Teniste de öyle yani, bazı kaslar var. Bu tenise özgü. Belki de yüzücü diyecek ki sen tenis oynama diyecek belki. Anladım. Yani bu çok önemli bir mevzu. Yani Türkiye'de ben esasında kariyer yolculuğumda bazı şeyleri hep arkadaşlarımdan ve yurt dışında seyahatlerden, Grand Slam'lerden çok öğrendim. İşte biz bir cime giriyoruz. Yani şimdi çok yaşım sanki çok ileriymiş gibi olacak ama Türkiye esasında bu kadar yeni profesyonel teniste. Ben bunu söylemek istiyorum. Yani ben çocukken ısınma diye bir şey yoktu. Öyle söyleyeyim yani ben. Yani düşün ki hani sen gerçekten gencecik bir sporcusun yani. Bu bahsettiğin... Yani tenisteki esasında son 10 senedeki gelişim bence muhteşem bir gelişim. Yani diğer ülkelerin gelişimine göre bence muhteşem. Tabii ki burada şu anda medya organlarının yani YouTube artık yani her şeye ulaşmak çok kolay. Tabii ki bunun da etkisi vardır. Ama diyeceğim o ki yani ben çok öğrendim bu Grand Slam'lerde oyunculardan neler oluyor, neler bitiyor. Ve ondan sonra burada takımın çok önemi var. Benim antrenörüm de çok açık bir insandı. Can Hoca, inşallah onu da ağırlayacak mısınız? Çok, evet, inşallah. İnşallah. Güzel bir sohbet olacağına eminim. Çünkü onun bilgilerinden herkes faydalanmalı bence. Baktık yani biz ne yapıyoruz? Biz daha çok atletizm kökenli kondisyon yapıyoruz. Sonra bakıyoruz oyunculara çok değişik şeyler çalışıyorlar. Biz de o zaman dedik ya biz de bunu deneyelim. Ne yapabiliriz? İşte İsviçre'de oyuncu sempozyumunda, pardon, antrenör sempozyumunda bir sunum görmüş Can Hoca. Dedi işte Çağla, İsviçre'de bir adam var, inanılmaz, biz bir gidelim buraya bir deneyelim dedi. Yani bu konularda açık olmak bence çok önemli. Çok önemli, evet. Biz de tamam dedik, hadi gidelim. Burada ben başladım, sonra burada bana dediler ki hani seninle bizim çalışmamız ve fayda alman 6 ayla 2 sene arasında olacak. Yani o yüzden buraya bir kere gelip ondan sonra programı devam ettirmezsen iyi bir şekilde bunun faydasını göremezsin de dediler. Ben de baktım çok keyif aldım buradaki antrenmandan. İşte dediğim gibi tenise özgü şeylerle tanıştım çok fazla. Öyle olunca ben senelerdir buraya geliyorum. Çok güzel. Evet, güzel. Ama işte şu anda Can Hoca ile değil İspanya'da çalışıyorum. Benim tenis ekibim şu anda İspanya'da. 1,5 senedir Edin diye bir akademide eski iki oyuncunun, benim antrenörüm Albert Portas eski 19 numara, onların kurduğu bir butik akademide antrenman yapıyorum. Esasında bu akademinin kendi takımı var, kendi kondisyoneri var. Ama ben hem fayda gördüğüm hem de sağlıklı oynamayı öncelik yaptığım için kariyerimde burada devam ediyorum kondisyon çalışmaya. Burada da ne demek istiyorum? Herkes tabii ki bir şekilde iyi iş çıkarıyor. Mutlaka benim akademimdeki kondisyoner de iyi bir iş çıkarıyordur ama bir antrenörün oyuncuyu iyi tanıması, neler iyi geliyor ona, neler iyi gelmiyor bunu bilmesi ve buna yönelik çalışması çok önemli. Ben bunu kariyerimde çok deneyimledim. Öyle olunca da şu anda mesela antrenörümle bir şey yaşıyoruz açıkçası. Hani diyor ki sen oraya çok az gidiyorsun. Daha fazla fayda alman gerekirken alamıyorsun. Ben de diyorum ki hani beni beğenmediğin yerler varsa konuşalım ama ben sağlıklı olmayı tercih ediyorum diyorum öncelik olarak. Şimdilik buradayım yani ama seneye bakalım ne olacak diyorum. Böyle. İnşallah. Biraz detaya giriyorum. Yok ama çok güzel. Kusura bakmayın. Yok yok, çok güzel. Tam istediğimiz gibi.
Hatta ben de şimdi şunu soracaktım. Ben de bir detay hakkında biraz bilgi almak istiyordum. Hatta diyecektim, biliyorsun ben de detaylara bayılırım. Mesela dedin ya, teniste yönelik bacak hareketlerine falan dikkat gösteriyoruz. Mesela kafamdan atıyorum, kortun çizgilerine toplar koyup gidip depar atıp topu alıp geri getirme, topu alıp ondan sonra bir vuruş yapma gibi eliptik türünden antrenmanlara da gidiyor musunuz? Yoksa kort üzerinde yapılan antrenmanlar daha az olup da jimnastik salonunda o tür deparlı, ufak deparlı şeylere mi daha çok giriyorsunuz? Çünkü benim zamanımda kort üzerinde yapılıyordu bütün bunlar. Top tonla 20 dakika, 25 dakika bu depar, kort üzerinde depar şeyleri yapardık, antrenmanlar yapar ve helak olurduk. Bilmiyorum şimdi nasıl yapıyorsun sen? Mert abi, bunu çok güzel harmanlıyorlar. Senin dediğin de çok çok mühim. Çünkü oradaki hareket çok gerçekçi. Yani ben Evet. o jimde ne yaparsam yapayım, korttaki o bahsettiğin işte o topları koyma etme, belki çok işte bizim deyimimizle belki old school, yani çok eski bir yöntem belki. Ama bence yani çok faydası var. Ben mesela bir oyuncu olarak kortta ne yapıyorsam onu birebir çalışmayı çok seviyorum. Yani bana mesela Katılıyorum. saçma bir hareket yapılıyorsa, yani saçma görünen bir hareket yapılıyorsa, ben direkt sorarım mesela buradaki amaç ne derim. Ama bir hareket yapıyorum tenis kortunda birebir aynı, o zaman motivasyonum da çok farklı oluyor. Ben bunu yaşıyorum çünkü kortta ve o kuvvet, yani o kuvveti hissediyorum çalışırken. Bu yöntemde de mesela haftada en az 2 kere mutlaka on-court movement çalışıyoruz. On-court movement'ın içinde işte yine kuvvetlendirme ile beraber ve patlayıcılıkla beraber şeyler de var. Ama jimde de kuvvetlendirme hareketleri var. Ama yani hepsi vuruş Explosive, yapmaya, hepsi vuruş yapmaya dair. Yani patlayıcılığı da mesela sağlık topu atarak tamamen forehand backhand vurur gibi patlayıcı. yapıyoruz mesela. Ya ben de dediğim gibi kortta yaşadığım şekilde çalışma beni çok motive ediyor. O yüzden de buradayım. Şimdi Eda, sana da seni de bilgilendirmek adına ve seyredenleri de bilgilendirmek adına. Bu arada benim Çağla, Can ve üçümüzün bu senelerdir konuştuğu bir konudur. Ondan böyle bir anda bu işin içine girdik. Çünkü benim mesela şahsi fikrim, artık korttan uzakta çok fazla vakit geçiriyor tenisçiler. Yani jimnastik salonunda veya başka türlü fizik kondisyon hareketleriyle bayağı vakit geçiriyor tenisçiler. Korttaki hareketlere yeterince konsantre olmuyorlar ve bunun akabinde biraz sakatlanmalar da daha fazla oluyor diye benim bazı spekülatif düşüncelerim var. Ama doğru mu değil mi bilmiyoruz tabii. Bu uzun süredir konuşuyoruz bu konuları da. Ondan şimdi Çağla'ya sordum. Yani çünkü benim antrenör zamanlarımda ne depar yapıyorsak, depar, çabuk, patlayıcı hareketler, antrenmanı yapıyorsak hepsini kortta yapıyorduk. Jimnastik salonu top atma gibi şeyler yeni mesela ve çok güzel. Onlar çok iyi, dediğin gibi forehand backhand hareketlerini. Ama bunun arasında bir balans, yani Evet. bir şekilde kurmak çok önemli. Kesinlikle. Süper. Bu arada Mert abi, hani sen daha iyi biliyorsun onu. Çağla, senin böyle çok dillendirmediğin de bir omuz sakatlığın vardı. O ne durumda? Yani onunla ilgili biraz bilgi verebilir misin? Çünkü aslında omuz, yani her şeyin aslında temeli, yani hani servis atmak, her tür vuruşu vurmak, kol yani. Yani böyle bir primitif çıktı ama benim ağzımdan yani kol yani diyerekten, ama gerçekten yani hani kol, omuz, bütün aslında performansı etkileyen ve omuz da hep, ben omuz deyince aklıma Şarapova gelir, hani o, hani benzetmek gibi olmasın ama omuz biraz sanki zor iyileşen bir o şey gibi, bir vücudun bir şeysi gibi. Sende ne alemde, senin böyle bir sıkıntın şu an var mı? Dönem dönem mi nüksediyor? Biraz ondan bahseder misin? Çağla, Tabii. sen pardon lafını kestim. Bahsetmeden şunu söylemek istiyorum bu arada. Özür dilerim, aranıza Tabii. girdim Yok, de. estağfurullah. Bu arada dinleyicilerim de haberi olsun bundan. Çağla'nın bu omuz sorunu senelerdir var. Çok uzun süredir boğuştuğu bir kronik bir omuz sakatlığı var. İşte bu sadece Çağla'ya da mahsus değil. Bir tek Çağla sende yok. Bu başka bir iki. Ya ender o bulunan bir şey ama çok iç dokularla alakalı anladığım kadarıyla. Ve ameliyat olma ihtimali var ama ameliyat olunca da bunun iyileşme garantisini de veremiyor birçok ameliyat yani doktorlar.
Ve sonuçta bir uzun bir rehabilitasyon döneminden geçiyorsun ve iyileşeceği de garanti değil. Ondan bazı tenisçiler, yani bu ender rastlanan durumlarda tenisçiler bazen diyorlar ki ben bu ameliyat riskini göze almıyorum. Bir sene falan tekrar tenisi bırakıp yeniden şey, ondan öyle devam edeceğim kariyerime diye karar alabiliyorlar. Sanırım da Çağla da bunun varyasyonu bir şey yapıyor. Ama şunu bilmesi lazım tenis dünyasının. Çünkü Çağla mütevazi bir karaktere sahip olduğu için bunu hiçbir zaman dillendirmiyor, bahsetmiyor. Ve Çağla'nın kariyerini yakından takip eden 10 kişinin 10 kişiden 7'si 8'i bunu bilmez bile. Ya da bilse bile herhalde bir zaman bir omuz sakatlığı vardı, artık geçti diyebilirler. Ondan bunu bir altını çizmek istiyorum ben. Çağla, senin de kusura bakma, bilmiyorum hoşuna gidiyor mu, sen sevmezsin böyle kendini, ama Çağla bu konuda konuşmuyor. Halbuki bir tenisçinin böyle bir sorunla boğuşarak kariyerini bir yandan ilerletmeye çalışması, kanımca Çağla, senin yani çok takdir ediyorum ben şahsen. Bir eski bir antrenör, bir oyuncu olarak senin bu konuyu fazla dinlendirmeden, ama bak şimdi seni de koyduk bu duruma, mecbursun artık. Kaçamazsın bundan. Mecbursun, evet. Şu omuz problemini bir açığa kavuşturalım. Neyle boğuşuyorsun? Senelerdir nasıl? Bence bu bir bilinsin, bilinmesi gereken bir şey bu. Peki, çok teşekkür ederim Mert abicim güzel sözlerin için. Yani şimdi mütevazı olmamam gerekirse boğuştuğum doğru yani senelerdir bir omuz sakatlığım var benim. Ya yani şöyle ki çok küçük yaşlarda başladı benim omuz problemlerim ve o zamanın da yine bilgisizliğiyle o zaman ne prevention biliyorduk ne sakatlık önleyici durumlar ya da gerektiği kadar yani ne yapmamız gerektiğini çok bilmiyorduk ve ben çok devam ettim yani ağrıyla çok devam ettim ve çok ağrı kesiciyle oynadım daha genç yaşlarda. Yani problemlerim 20 yaşında falan başladı. Yani 10 senelik bir hikayeden bahsedeceğim size. Şöyle ki mesela o zamanlar daha az profesyoneldim ama zaten profesyonellik de yani yol göstericim de yoktu. O yüzden mesela şeyi falan hatırlıyorum. Wimbledon'u oynayacağım ilk defa. Omzum ama çok kötü. 3 hafta fizik tedavi dedi doktor. Olur dedim. Bu arada vizemi falan hallettim mesela. Yani 21 yaşımdayken oluyor bu hadise. Yani ne çim hazırlığı var ne bir şey var. Sadece omuz düzelsin, tekrar yola düşelim falan. Mesela o sene 20 tane turnuva oynamışım. Yani çok ciddi amatörlükler oldu kariyerimde. Daha sonra ben 22 yaşımdayken işte biz Marcel ve Can Hoca ayrıldıktan sonra biz çalışmaya başladık ve ilk aylarda ben çok iyi gittim. Galiba bir sene sonra omzum yine çok ağrımaya başladı. O zaman ben dedim ki Can Hoca'ya yani bizim dedim bu konuda bir şey yapmamız lazım. Çünkü ben eğer bir şey yapamazsak büyük ihtimalle gidemeyeceğim dedim ileri. Yani Mert abi beni çok iyi tanıyor. Ben de böyle bir şey oluyor. Yani fark ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela iyi bir sıralamaya hakimdim. O zaman da ilk 200'deydim. Ama hep böyle bir omuz beni durduruyordu. Hep böyle aşırı ağrım oluyordu. Bir gün sonra servis kolumu kaldıramıyordum. MR'lar çektiriyorum bu sırada. İşte omuzda yırtık tespit edildi. Doktor o zaman dedi işte yani yırtığın var ama bunu tedavi edebilirsin, iyi olabilirsin. Ama kesinlikle bir şey ileri gitmedi. Ve benim hayatımda bir dönüm noktası. Biz Wimbledon'dayken işte ben Can Hoca'ya bunu söyledim. Yani biz bir şey yapmalıyız, bir şeye karar vermeliyiz. O da dedi ki Çağla peki ben daha önce beni Nevzat Yüksel senelerdir fizyoterapistim. Fenerbahçe basketbol takımının fizyoterapistiydi. Bir kere beni omzuma ve ayağımda bir problem vardı. Bir kere görmüştü. Çok tesadüfi bir şekilde tanıştık. Ama ben hayatımda onun gibi bir insan tanımadım. Çok profesyoneldi. Yapmam gerekenleri çok bana söyledi. Ama ben yine yalnızdım o dönemde. İşte bu 20 yaşımda oldu bu mevzu. Dediklerini yaptım ama sonra devam edemedim. Nevzat abi de İngiltere'ye gitti. Sonra işte seneler sonra benim omuzum kötüleyince Can Hoca'ya dedim ki yani Nevzat abi diye bir insan var. Ben onu bulursam o beni iyileştirebilir dedim.
Ve biz Wimbledon'a gidiyorduk, İngiltere'ye. Onunla kontak kurdum. Ve kendisine anlattık durumumuzu. Sonra çok uzun vadeli, yani çok uzun süre ve çok düzenli çalışmaya karar verdik kendisiyle. Yani bu ne demek oluyordu? Ben ayda ilk başlarda benle seyahat ettiği bile oldu. Çünkü omzum ciddi kötü durumdaydı. Daha sonra işte ayda bir görmeler ya da işte 2-3 turnuvaya gelmeler başladı. Aynı zamanda Nevzat abi diğer vücudumdaki diğer sakatlıkları da erken teşhis edebiliyordu. Bu bir oyuncu açısından çok çok önemli bir nokta. Çok geriye gittim ama bu problemlerim yani özellikle ilk yüze girme projesinde ne kadar önemli olduğunu Nevzat abi hayatıma girdikten sonra daha iyi anladım. Biz her şeyimizi, kondisyonumuzu, antrenmanımızı, her şeyimizi benim omuz sağlığıma göre belirlemeye başladık. Nevzat abinin yönlendirmesiyle. Başka problemlerim de oldu. Mesela bir kere büyük bir kalça problemim oldu. O zaman da Nevzat abi önüne geçti bu felaketin diyeyim. O da yani ameliyata gidebilecek bir durum oluştu kalçamda da. Onun da önüne geçebildi. Yani şimdi çok şükür bambaşka bir yere geldi omzum. Yani bütün WTA şampiyonluğum, ilk yüze girişim, bunların hepsinde bu düzenli ve iyi çalışmayla ama en önemlisi takımca adanmışlıkla oldu bazı şeyler. Daha sonra ama bir şekilde ben bu omuzu kullanmaya devam ediyorum ve beni takip edenler iyi bilir ki bazen 3 saatin aşağısına düşmüyor benim maçlarım. Bu da omzuma iyi gelmiyor. Ben 2018 senesinde yine çok ciddi bir sakatlık oldu omzumda. Tam Fed Cup'tan önce, sezondan önce Avustralya Açık'ta yani hazırlık sürecinde bu sefer ama ben bitti dedim yani o kadar kötüydü omzum. Avustralya Açık'a sakat gittim. Nevzat abi İngiltere'den Avustralya'ya geldi. Ama yine de şey yapamadık. Yani sanki böyle vücudumun sağ tarafı yok gibi öyle ağrılarım oldu. Tekrar doktor ve MR süreci geçirdim. Yırtığın hala %50'nin altında olduğunu söyledi doktor. Ama yani hala uzun bir kariyer düşünüyorsam ameliyatın mantıklı olabileceğini söyledi. Ya bu konuda benim etrafımdaki olan insanlar bence çok önemliydi. Hani bana Çağla artık kaç yaşına geldin? Hani şu ameliyatı ol, böyle giderse de gider diyebilecek insanlar olabilirdi etrafımda. Bana etrafımdaki dediğim gibi Nevzat abi olsun, fizyoterapist, kondisyonerim Mark. Can Hoca o dönem yeni hastalanmıştı ama o da omuz konusunda yine aynı şekilde bir şeyi vardı. Bu şekilde devam edelim. İyi bir plan, tekrar iyi bir plan yapalım. Ama ameliyat olursan geri dönüşün olmayabilir dedi Nevzat abi çok ciddi bir şekilde. Çünkü omuz çok zor toparlanan bir şey gerçekten sakatlık. Yani 8 ay bir kere hiçbir şey yapmayacaksın. 1,5 senede de ilk korta çıkışın bir buçuk sene dediler. Zaten Garantisi yok 29 değil mi evet. Çağla? Yani Ne garantisi iyileşeceğinin de yok. garantisi yok ayrıca illaki Evet. yani şeyden sonra. Evet. Ya bir de ben Şarapova'nın kitabını okudum. Şarapova'yı ben bazı yönlerden çok takdir ettiğim bir sporcu. Mesela orada onun omuz tecrübesiyle ilgili konular benim için çok değerliydi. O da dedi mesela ben yani aklım olsaydı ameliyat olmazdım. Ameliyat olmama rağmen çok acılar çektim ve rehabilitasyonuma hep devam ettim dedi. Yazıyordu kitapta. Ben oradan da biraz ilham aldım. Dedim yani ben bunu başarabilirim. İyi bir takımım var arkamda. Hani gittiği yere kadar gider. Ama 2018'de böyle bir şeye geldim. Yani bir içimde inanç kırıldı birazcık. Tekrar bu yolu yürüyebilir miyim diye. Ama geçen senenin sonundan beri eskisine yakın bir çıkış hissettim kendimde. O yüzden şimdi senenin başında yaşadığım virüs beni yine yavaşlattı. Ama eskisinden çok daha güçlü hissediyorum. Çok daha motive hissediyorum. Omzumu benim kariyerime kadar götüreceğine inanıyorum. Ona
Öpüyorum buradan. Onu seviyorum. Hani derler ya hani omzunu sev, hani ona evet, sevgiyi aktar. Onu hep seviyorum, Mesut'u bakıyorum, bebek gibi bakıyorum. O bak şu an ne kadar güzel bilgiler verdi şimdi. Yani burada evet, dinleyenler, tenis severler farkına varsınlar. Bir oyuncunun evet, bir yandan boğuştuğu ne kadar önemli konular. Ne kadar konular çok konu var. Bu 4 ayda, 8 ayda, 1,5 senede sona eren bir şey değil. Senin 10 senedir boğuştuğun bir konu. Bir de bunun tabii fiziksel şeyini bir kenara bırakalım. Mental baskısı var. Yani bunu evet, bu baskıyla da oynuyorsun. Bir maçın son set 4-4'ünde de nüksedebilir bu. Ki olmuştur. %100 oldu yani. Bazı evet, maçlarda oldu. Ne bileyim, öyle bir hale gelir ki mesela bir maç uzun bir maç veya bir turnuvadasındır. Üçüncü tura dördün yarı finali çıkarsın, kariyer fırsatı geçmiştir eline, çok heyecanlısındır. Son sette birden acımaya başlar omzun, servis atamazsın, smaç vuramazsın, yüksek forehand vuramazsın, yüksek voley vuramazsın. Yani bu kadar sıkıntılarla bir oyuncu devamlı mental olarak boğuşmak zorunda. Ya yani bir kenarında devamlı duruyor. Çağla bunlarla da uğraştı yani bu kadar senedir. Bilsin millet yani. Evet. Evet ya açıkçası. Ben hiçbir zaman bu sakatlığı bahane etmedim. Yani bazı maçlarım oldu gerçekten beni durdurduğu ya da arka arkaya oynadığım maçlarda işte üçüncü maçta artık kolumu kaldıramadığım durumlar oldu. Ama aynı zamanda bu omuz beni çok şaşırttı da bazen ağrıdan duramadığım bir gün inanılmaz maçlar çıkardığım da oldu. O yüzden hiç bahane etmedim. Yani benim antrenörüm, şu anki antrenörümün bir lafı var. Mert abi oraya geldi şimdi mevzu. Evet. Bana diyor ki, body has no limit diyor. Yani vücudun limiti yok. Şimdi ben baktığım zaman bazı maçlarıma gerçekten yani o kadar ağrılı günlerim oldu. Ama sonra o korttan galibiyetle ayrıldığım oldu. Bazen zihin her şeyin önüne geçebiliyor. Yani sakatlık tabii ki önleyici bir şey. Ama o sakatlıkla da bir şekilde mental olarak baş edip başka şeyler olabiliyor. Yani bunu da tecrübe ettim. Ya tabii ki şeyin arkasında, sahnenin arkasında mutfakta çok çok değişik, çok güzel şeyler var. İnsanlar bu konuda empati yapmıyorlar. Ben de omuz sakatlığı ile ilgili paylaşım yani bunu dik yani söylememin, zikretmememin sebeplerinden bir tanesi de zaten bir şeylere öncülük ederken bazen hedef olabiliyorsunuz. İşte zaten şöyleydi, zaten böyleydi diye eleştirilebiliyorsunuz. Ben Grand Slam ana tablosu göremedim diye senelerdir ciddi bir şekilde travmalar yaşamış bir insanım. O yüzden bir de omuz sakatlığıyla, Çağla'nın da zaten omuzu sakat, dedirtmek istemedim kimseye gerçekten. Şu anda da artık o şeyleri de geçtiğimi düşünüyorum. Ne diyeyim, o yani çok yol aldım bazı konularda. Artık diyen de istediğini diyebilir. Ben yolumda yürümeye devam ediyorum. Ama burada zaten vitrine çıkan, şimdi sen tabii bunu söylemiyorsun, bu niyetle de söylemiyorsun. Burada vitrine çıkan senin zaten savaşçı, sporcu kimliğin. Yani bu gibi şeylerle sen boğuşup yine üste çıkabilen bir sporcu kimliğine sahip olduğun için evet, dediğin gibi aynen öyle oluyor. Vallahi evet, süper. Eda. Yani senin şu an hani hem iyi hem motive hem de o dedin ya bir inanç kırılması olmuştu gerçekten 2018'de ama şimdi iyiyim. İşte o çok güzel bir nokta ve o zaman bu noktayı şunla bağlayabiliriz. Bir geçiş yapalım. Gerçekten mental olarak bir oyuncunun güçlenmesi stresli zamanlarda, sakatlık zamanında hani o diyorlar ya hep trust the process, hadi sürece inan. Sonuç gelmiyor ama bir yol yürüyorsun. O yolda kendine hani inanmak zorundasın. Bu bir sakatlığın tedavisi, rehabilitasyonu da olabilir. Bir örneğin istediğin sakatlık olmamasına rağmen iyi sonuçların alınamıyor olduğu durumlar da olabilir. Yani sporcular bunu her daim yaşıyorlar. Yani bazen iki ay güzel oynuyor, sonra sezon değişirken yani başka bir zemine geçildiğinde belki farklı sonuçlar alabiliyor. Buradan şuraya geleceğim. Şimdi mental coaching dediğimiz bu mental koçluk, işte spor psikolojisi, spor psikologları son dönemde özellikle bu tenisteki genç şampiyonlarla da ki onlar çok böyle demeçler veriyorlar. Biz onlarla işte çalışıyoruz. Benim spor psikoloğum var diyordu mesela Iga Świątek. Hani onunla beraber böyle biraz daha gün yüzüne çıkıyor ve aslında ne kadar önemli olduğu yani normal koçun yanı sıra senin
Bir spor psikoloğun var diye biliyorum. Bu mental olarak özellikle hem bu olumsuz iç konuşmalar olabilir, hem bu dediğim gibi baskılar, yani eleştiriler, olumlu olumsuz, hani konuyu bilen bilmeyen, yerli yersiz, hani bir baskılar. Senin mesela kendi kişisel hedeflerin bir yana, bir maça çıktığında hani ülkece herkesin çağlayı tuttuğu için hani sana bir beklentisi, bir ayrı baskısı var. Bunları hep yönetmek bir mesele. Bu meselede sen nasıl yol aldın? Çünkü sen dediğim gibi 31 yaşındasın. Sen kendin de söyledin, hani yolda çok öğrendin. Hem kendini öğrendin, hem koçlarınla, şimdi psikoloğunla. Biraz o süreçlerden bahsedebilir misin? Yani gerçekten hani hep derler, dediğin gibi vücut zihni takip eder. Hani bazen çok sakatken bile seni oynatabiliyor. O, bu süreçlerde güçlenmek nasıl bir şey? Nasıl bir yolculuk o? Ben hep çok merak etmişimdir. Yani çünkü hem sporcular ama özelinde tenisçiler bende büyük hayranlık uyandırıyor. Gerçekten yani yani sevdiğim branş olmasının sebebi o. Çok bireysel ya. Hani bir savaş var ve sen o savaşı hep kendi içinde yürütüyorsun. Aslında gene yalnızsın yani, takımın olmasına rağmen, çünkü sen yapacaksın. Sen o ağrıyı dindireceksin, ya da o ağrıya rağmen, ya da o şüpheye rağmen. Yani Mert abi dedi ya, belki 3. set 4-4'ken kol ağrımaya başladı, ya da belki ağrımaya başlamadı ama sen mesela tüh, ya uzarsa kolum ağrırsa. Ya mesela o bir şüphe, o bir korku. Mesela onlarla bir baş etmek lazım. Olay sadece topa vurmaktan ibaret değil. Buralarda nasıl geçiyor şeyin, yani bakış açın? Bu, onu çok merak ediyorum. Yani şöyle, bence burada karakter çok önemli. Birincisi sporcunun karakteri bence en önemli rolü o oynuyor. Çünkü ne kadar destek alsanız da bazı şeylerde iş sporcu da bitiyor. Yani bu konuda mesela bence etrafımızdaki takımın varlığı da çok önemli. Şimdi Türkiye'de yetişen bir sporcu olarak ben söyleyeceğim. Biz çok fazla tekniksel ve taktiksel konulara çok fazla odaklanıyoruz ama zihinsel olarak çok çok gerideyiz. Yani zihnin de bir antrenman gerektirdiğini şu anda farkında oluyoruz. Bence yeni yeni fark ediyoruz diye düşünüyorum. Şimdi benim zamanımda antrenörlere çok büyük görev düşüyordu. Çünkü aynı zamanda bizim mentörümüz de oluyorlardı. Ve antrenörün tavrı, antrenörün öğrettiği şeylerdeki bizim yaklaşımımız, yani bunların hepsini antrenör yönetiyordu. Ama artık yani devir tamamen değişti. Artık spor psikologları ya da sadece psikologlar ya da bazı mental danışmanlar var. Bu konuda bizim zihnimizi düzenleyebiliyorlar. Hatta antrenör ve oyuncu ilişkisine yardımcı olabiliyorlar. Bir oyuncu kendine yani en iyisini nasıl çıkarabilir? Bunun üzerinde oyuncuyla beraber çalışmalar yapıyor olabilirler. Şimdi benim spor psikoloğum hiç olmadı. Ama benim mental danışmanım oldu birkaç sene. Bu mental danışmanım da benim duygusal dünyamı, inişli çıkışlı olan duygusal dünyamı daha dengeli hale getirdi. Ben neden tenis oynuyorum? Benim amacım ne? Esasında bu konularda bende farkındalıklar yarattı ve bu farkındalıklar da korta yansımaya başladı. Benim için yolculuk birazcık böyle gelişti. Şu anda da psikoloğum var. Her hafta görüştüğüm bir psikoloğum var. Onda da hiç sporla alakası olmayan bir bayan, bir kadın. Ama ben onu kortta faydasını gördüğümü çok net bir şekilde hissedebiliyorum. Çünkü karakter olarak bazı yaşadığım şeyler korta birebir yansıyabiliyor. Şimdi sporcunun karakterinden bahsettiğim şey şu. Ben mesela çok inatçı bir karakterim. Gelişmeyi arzulayan bir karakterim. Şimdi o yüzden kendime çok fazla perspektif çevirebiliyorum. Yani ben nasıl daha iyi olurum çok fazla kafa patlatabiliyorum. Hani burada etrafında olan insanlar da bunu eğer bu gayede iseler, siz kendiniz çalışmalar yapıyorsunuz zaten. İşte o mental disiplini sağlamak için bu oyun planı olur, bu puanlar arası ritüeller olur.
bu maç sonrası rutinler olur. Bunlar hep kafayı ve zihni dengeleyen ve uzmanlaştıran şeyler esasında. Yani oyuncuya da çok iş düşüyor, antrenöre de çok iş düşüyor. Ve aynı zamanda eğer iç dünyanızla ilgili birileriyle paylaşım yapıyorsanız bu da mutlaka ve mutlaka faydalı olur diye düşünüyorum. Yani benim kariyerimde çok iniş çıkışlar oldu. Çok vazgeçme noktaları da oldu. Vazgeçme derken tenisi bırakma anlamında değil, kendime olan inancımın kırıldığı zamanlar oldu. Ve hayallerimin çok üstünde duygular da oldu. Bunların da hepsi bir yönetim. Çünkü oyun devam ediyor her zaman. Ve bu oyun devam ederken de takındığımız üslup çok önemli. Benim yolculuğum da birazcık böyle gelişti. Bütün zorluklar o güçlenmeyi sağladı bende. O zorluklar iyi ki olmuş. İyi ki hiçbir zaman böyle yukarı tırmanış olmamış. Çünkü o zaman ben kendimi geliştiremeyecektim birincisi. Sonra da gelişmenin ve aldığım kupaların mı diyeyim, aldığım daha doğrusu gelişmelerin tadına bu kadar varamayacaktım diye düşünüyorum. Böyle bir yolculuktan bahsedeyim size. Gerçekten. Çağla, bu konuyla alakalı bir şey çok güzel. Bak, seninle çok güzel sohbet ediyoruz ve profesyonel bir yüksek seviyedeki bir tenisçinin hayatında asıl olan bazı şeyleri içgörü, yani kavrayabiliyoruz. Evet. Ve bazı mitleri de bu şekilde yıkabiliyoruz seninle bu konuları konuşarken. Çünkü dışarıdan seyredenlerin kafasında oluşan bazı mitler var. Bir son bir miti daha yıkalım. Bir sonraki konuya geçmeden evvel. Şöyle bir izlenim vardır. Tenis severler. Daha doğrusu tenis severler derken tenisi çok yakından takip etmeyen ama tenisi seven insanlarda şöyle bir izlenim vardır. Tenisçiler ne güzel şehir şehir dolaşıyorlar. Bütün dünyayı dolaşıyorlar. Turnuva oynuyorlar. Oh ne güzel. Şimdi hemen ben bir örnekle gireyim. Sonra lafı sana bırakayım. Çağla ile biz Madrid'e gitmiştik geçen sene. Madrid'e vardık Çağla, hatırla. Geldik otele. Otel Madrid'in biraz kuzeyinde. Şehrin içinde değil yani. Ama kulübe yakın. Turnuvanın oynadığı kulübe yakın. Çağla, 5 gün kaldık Madrid'de. Madrid'i hiç gördük mü? Yok, görmedim. Sıfır görmedik. Kulüpten otel, sıfır hiç görmedik. Aynen döndük Madrid havaalanına, havaalanından Paris'e gittik. Fransa uçağı çeyrek finale çıkmıştı o turnuvada Çağla. Bir diğer mitte Çağla, o turnuvada sen hatırlarsın, son akşam oturup akşam yemeğinde şey yapmıştık meraktan. Hani bütçe nedir, bu turnuvanın bütçesi ne olmuştur? Kaç para kazandın, kaç para harcadın bu turnuva için? Mesela evet. O turnuvayı, o haftayı tek ele aldığınızda eksi de çıkmıştın. Değil mi Çağla? Öyle. Evet. Yani herkes zannediyor ki tenisçi olmak böyle bir şehir şehir geziyorsun, lüks, böyle süper ışıklar altında. Kesinlikle değil. İlk 10, ilk 20 için doğru. Gerçi yani, ama bunu bilmeyen çok var. Yani mesela Çağla Madrid, Paris, Londra... İşte Louvre Müzesi, Londra'da nehrin etrafında geziler falan, öyle bir şeyler yapmıyor. Yani turnuvaya gittiği zaman tenisçiler gezmiyorlar yani. Bu miti bir kıralım. Çağla, bu konuda söyleyebileceğim bir şey varsa memnun oluruz. Evet, yani bu Türkiye'deki algı birazcık öyle olabiliyor ama keşke vakit olsa gezsek de, bu da bir kültür çünkü. Ben bunu da istiyorum. Sayende biz Paris'i gezdik neyse ki Mert abicim. Senin gibi bir rehberimiz vardı. Yani bu şeyleri de değerlendirmek gerekiyor esasında. Yani çok bu tarz bir eleştiri şey, yani çok çok mantıksız geliyor bana her şekilde. Hani ben gezebilirim, hayatıma da bakabilirim, başarılı da olabilirim. Ama başarısız olunca hemen geziyorsun, ediyorsun olabiliyor. Bunları ileriki jenerasyonlarda görmeyi gerçekten hiç istemiyorum. İnşallah tenis seyircimiz çok daha bilinçlenir diye düşünüyorum. O zaman mesela şöyle bir soruyla devam edelim mi? Şimdi senin Çağlacığım,
2021 sezonunu gerçi biraz şey gözüküyor. Yani hani pandemiden dolayı mesela Avustralya açık bir şekilde yapılabilecek ama hani öncesindeki turnuvalar pek olur mu olmaz mı? Nasıl bir kapamayla olacak? Yani o pandemiyi bir şeye bırakırsak oradaki belirsizliği. Mesela senin kendi yolculuğunda kariyerinle ilgili yani kişisel teniste ulaşmak istediğin bir hedefin nedir? Yani ne hedefini sormak istiyorum ben aslında senin. Yani tekrar işte sen şu an eğer yanlış bilmiyorsam 176. sıradasın. Pandemi dolayı bu yıl çok absürt bir yıl oldu. Bir sürü oyuncu hani zaten şey oynanamadı. WTA'in zaten biraz beceriksizliği oldu. Yani turnuva ortaya çıkarmada, yaratmada ama yani ATP kadar bile oynayamadı kadın sporcular. ITF'de de anladığım kadarıyla ITF'in yaptığı turnuvalara da çok büyük bir yığılma oldu. Çünkü insanlar olabilen turnuvalarda kadın sporcular açısından söylüyorum oynamak istedi. Dolayısıyla hani bu yıl biraz zaten şey geçti. Senin de zaten bir sezonun başından itibaren geçen şeyde bir virüs kapmıştın. Onunla ilgili bir nekahat ve tekrar bir iyileşme süreçlerin olmuştu. Bütün bu hani şeyleri de göz önüne alırsak senin kendi kişisel hedefin hani belki kısa vade ve uzun vade diye var mı? Ya da böyle mi koyar sporcular? Hani ben biraz böyle bir dışarıdan meraklı bir tenis izleyicisi olarak yani bu mesela böyle bir hedef koyarsın ve hani bu kısa vadeli hedefim, şu da uzun vadeli hedefim mi dersin? Nasıl olur? Sende nasıl? Ben biraz açıkçası hani bizi izleyen arkadaşların da sorabileceği türde şeyler sorarak biraz daha senin hem iç dünyana hem şeye nüfuz etmek istiyorum. Tabii ki. Yani şey, tabii çok güzel şeyler yaşadım ben kariyerimde ama buradan geriye gittikten sonra ben en fazla 270'e kadar geriledim. 8 sene ilk 200'de kalmıştım. Yani sonradan geri dönüşün ne kadar, yani geri dönüş dediğimde 270'ten tekrar ilk 200'e girmenin ne kadar zor olduğunu birebir 2019 senesinde yaşadım. Zorlu bir süreç geçti. Şu anda dediğim gibi yani 2019'un sonundan beri seviye olarak iyi bir seviyeye geldiğimi düşünüyorum. Omzum daha iyi bir seviyeye geldi. Oyunum daha eskisi gibi oturmaya başladı. Mental durumum oturmaya başladı. Ben şu anda hedeflediğim şey tekrar ilk yüze girmek. Ondan sonra da yani tekrar hayalini kurduğum şeyler Tokyo Olimpiyatlarını oynamak. Grand Slam'lerde ana tabloda yaptığım şeyleri geliştirmek istiyorum esasında. Yani kendimi geliştirmek istiyorum. 60 numara olmuştum. 60 numarından daha iyi olmak istiyorum. Grand Slam'de ikinci tur gördüm. Görmediğim Grand Slam'lerde ikinci turu görmek, diğerlerini de geliştirmek hayalim ve hedefindeyim. Hem hedefliyorum hem de hayal ediyorum. Hayal belki çok uzak şeyler için kurduğumuz bir cümle. Ama ben mesela 60 numara olmayı hayal etmedim. Ve oldu. O yüzden de bu cümlelerin de gereksiz limitler koyduğunu düşünüyorum. Esasında ben sadece gelişmeye devam etmek istiyorum. Tenis seviyemin oraya layık olduğunu düşünüyorum. İlk yüze girebilecek tekrar heyecanı ve motivasyonu içimde taşıyorum. Ama daha sonra ne olacağı gerçekten çok açık. Yani hiçbirimiz, mesela siz tenis takip eden birisiniz. Bizler hiçbirimiz Podoroska'nın elemelerden gelip yarı final oynayacağını Fransa Açık'ta düşünmezdik. Çok teniste hepimiz çok gelişiyoruz ve çok sürprizlerle dolu geçmeye başladı. Özellikle Grand Slam'lar, farkındaysanız, kadınlarda çok sürprizi geçmeye başladı. Son şampiyon mesela Iga, çok potansiyeli olan ve çok ümit vadeden bir oyuncuyken kendisinin de zikrettiği bir şey bu. Hayalini bu kadar yakın zamanda aldığım için ben de şaşkınım dedi. O yüzden artık çok açık olduğunu düşünüyorum. Her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum.
Ben de öyle düşünüyorum. Şeye geçelim. Senin kariyerinle alakalı son bir soru konuya geçelim. Sonra fazla çünkü bayağı senin kariyerin hakkında sorular sor. Derinlere değinerek. Sen de sağ ol paylaştın birçok şeyi. Hatırını. 2015'te biz Indian Wells'teydik hatırlarsan. Indian Wells turnuvasında elemelere girmiştin sen. Sıralamanda bir ilerleme olmuştu. Ve Indian Wells gibi yüksek kategoride bir turnuvaya katılma hakkı kazanmıştın. Sıralama yükseldiği için. Cecil Karatanceva ile oynamıştın ilk turda ve 6-3 6-3 bitmişti maçı hatırlamıyorsam. Öyle bir ama senin memnun olmadığın bir oyun ile yenilmiştim maçta. O akşam bilmiyorum hatırlar mısın? Akşam yemeğine ben biraz geç gelmiştim. Senle Can oturuyordunuz. Ben geldim ve buz gibi bir sessizlik vardı masada. Çok iyi hatırlıyorum. Oturduk, yedik falan. Çok böyle bir rahatsız, memnun olmayan yani hayal kırıklığı yaşayan bir akşam yemeğiydi o. O dakikadan sonra da hatta bunun üzerine ben ileride Çağla'nın da verileriyle bir yazı yazmıştım tenis dünyasında bu bir senelik sürece. O dakikadan sonra konuşmuştuk da hatırlıyorsun üçümüz birçok konuyu ondan sonra. Bazen insanın en kötü geçirdiği zamanlar aslında en karakterinin kuvvetli olduğunu belirtti veya ön plana çıkardığı zamanlardır diye düşünüyoruz. Ve mesela burada gayet rahat yıkılabilirdin sen mesela. Moral olarak bir uzun süreli bir çöküntü yaşayabilirdin. Ama tam aksine bir çalışma azmi ve tekrar bir sistem çalışma sonucu. O bir sene sonra geçti. 14 ay sonrasına vardık. Fransa'da ilk defa asıl tabloya girdin. Senin kompleks haline gelmiş. Bir türlü asıl tabloya giremiyorum. Şeyin sona erdirdik. İkinci tura bile çıktın orada. Arkana İstanbul Cup'ı da zaten bir ay evvel kazanmıştın. Bir WTA şeyi kazandın ki ilk 50'ye girmiş oyuncular var. WTA turnuvası kazanamamış. Yani bunu da söyleyelim. O süreci biraz bir dikleyebilirsek bir 5 dakika kadar memnun olurum. Yani o çöküntü akşam yemeğinden ta şeye kadar 60 numaraya çıkana kadar nasıl geçtiğin 2-3 önemli etabı anlatırsan memnun oluruz. Evet, tabii ki Mert abicim sen birebir şahitsin. Ya Indian Wells ile ilgili mesela benim çok ciddi yaşadığım bir nasıl söyleyeyim? Böyle hani bazı şeyleri değiştirmek istersin ya kariyerinde. Benim değiştirmek istediğim noktalardan bir tanesi oradaki orada var olmamdan mutlu olmayışım. Hala benim içimde bayağı bir cız eder. Çünkü dünya 109 numarasına yükselmiştim o zaman. Ve yani hayallerimin yani o kadar ilk yüze yaklaştım ki böyle şey Mert abi geçen gün dedin ya yani küçücük bir şey yüzünden hani büyük resmi göremedim. Ve işte ağaç aramaktan ormanı görememek. Evet, ağaç aramaktan ormanı göremedim o zaman. 109 numara olarak Indian Wells gibi bir turnuvada ülkemi temsil ediyor olmak bana yetmedi. Ve kaybettiğim maçtan sonra da kendime hakikaten böyle bir yerden atmak falan istedim. Yani çok başarısız hissettiğim bir şeydi ama oradaki korku da esasında ilk yüze giremeyecek miyim ben? Hani bu kadar yaklaştım yapamayacak mıyım? Böyle bir süreç yaşadım. Ya bu da nasıl bir şey esasında hani bir Türk kadını olarak kimse o kadar yaklaşmamış ya yani. O kadar istiyorum ki yani onu başarmayı yaklaştıkça da stres daha fazla üzerime biniyor ve kaybettiğim her maç böyle kocaman bir sanki çığın içinde kalmışım gibi bir his veriyordu ve ben oradaki tavrım yüzünden oradaki negatifliğim olumsuzluğum yüzünden 6 ay boyunca 2 maç üst üste kazanamadım ve o emek emek geldiğim 109'dan 190 numaraya geriledim. Şimdi 190 numaraya gerilemek şu an benim gözümde çok kötü bir senaryo değil esasında. Ama o zaman böyle dünyanın sonu falan gibi hissettiriyordu bana. Çağla tekrar altını çizelim. Pardon lafın tekrar altını çizelim. Çağla'nın bayağı bir baskı yaşadı ve hatta kompleks yarattı kendi kendine. İki konudan biri ilk yüze girememekti, bir de asıl tabloya girememekti majörlerde. Yani evet. O dönemden bahsediyorum. Ya onu ben zaten yani 109 numara olmuşum, onu zaten başaramamışım. Zaten oradayız. Bir de üzerine tam ilk yüze girecekken bir de geri düşmem oldu. Ama bu geri düşme sürecinde
Gerçekten çalışmaktan hiç vazgeçmedim. Yani çok mutsuz oldum. İnancım inanılmaz derecede kırıldı ama çalışmaktan hiç vazgeçmedim. Can Hoca mesela değişiklik ister misin diye sordu bana. Yani bu kadar ciddi bir emek verdin, hatalı benim dedi. Sen değişiklik ister misin dedi. O Oraya zaman kadar gitti olay yani, evet. oraya kadar gitti olay. Hatta neyse ona da girmeyeyim hadi. Yani bazı insanlar tarafından zaten biz çok uzamadı mı artık, yani değişiklik olsa acaba iyi olmaz mı gibi bir şey de hissediyorduk zaten yakın çevremizden. Onun Maalesef. üzerine de böyle bir şey oldu ama biz iyi bir takımdık. Bir de ben yani en önemlisi gelişiyor olduğumu görüyordum ama maç kazanamıyordum. Yani işin mental boyunda ben sınıfta kalıyordum. Daha sonra biz Eylül ayında ben Amerika Açık'tan sonra Amerika Açık'ta çok kötü bir performans sergiledim 2015 Amerika Açık'ta ve ondan sonra inancım da kırıldı. Ben dedim buraya kadar herhalde tamam dedim ve bazı şeyleri sorgulamaya başladım. Yani ben sadece başarılı olmak için mi tenis oynuyorum? Ben sadece ilk yüze girmek için mi tenis oynuyorum? İşte bunları çok sorgulama fırsatım oldu. Sonra da dedim ki ya ben esasında işimi çok seviyorum. Ben dedim bundan sonra keyif aldığım için bazı şeyler başaracağım. Yani bence bu kafa yapısını değiştirmek birinci dönüm noktasıydı. Yani ben şey dedim esasında, yani gençlere kötü örnek olmak istemem ama ben herhalde yapamayacağım bunu dedim zaten. İlk yüze ben giremeyeceğim. Giremeyeceksem de tenisi mi bırakacağım? Yo, çok seviyorum tenisi. O zaman devam dedim yani. Can Hoca da dedi değişiklik istiyor musun? Ben dedim tenisimin geliştiğini düşünüyorum. Bence devam edelim dedim. Biz tekrar böyle bir kafamıza böyle bir format attık. Takımımızla bir araya geldik. Fizyoterapimizle konuştuk, kondisyonerimizle konuştuk. Ne yapalım? Biz yolumuza devam edeceğiz. Ve ben bir özgüvenim çok düşmüştü Amerika Açık'tan sonra. Dediğim gibi sıralamam da gerileyince. Gürcistan'da bir 25 bin dolarlık bir turnuva vardı. Dedik ki biz oraya gidelim. Bir maç yapalım orada. Katılım çok iyi değildi. Gidelim bakalım. Yani şeyi hatırlıyorum mesela. Gürcistan'da mesela 400-500 numaralara karşı oynuyorum. Yani o kadar özgüvenim yok ki. Herkese yenilebilirim yani. Öyle bir halim ve tavrım var. Ama böyle maçlarım 6-2-6-1 falan bitiyor. Nitekim orada şampiyon oldum. Ve orada böyle birazcık yüzümüz gülmeye başladı. Şimdi çok önemli bir yerden bahsedeceğim. Mert abi belki sen bunu hatırlamayacaksın. Biz sonra Amerika'ya gittik. Amerika'da tekrar 25 bin dolar yine küçük turnuvalar oynadık. Ve ben ilk turnuvada 600 numarayı 6-1-6-1 yenildim. İkinci turnuvada ne yaptığımı hatırlamıyorum. Üçüncü turnuvada ikinci turda ya böyle yine zar zor maç kazanıyorum. İkinci turda bir şekilde iki sette maç kaybettim. Ve tekrardan bu şey başladı. Yani ben zaten yapamıyorum, edemiyorum. Ve Mert abinin benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Kendisine çok güveniyorum. Beni çok iyi tanıdığı için. Beni tanıyan çok az insan var. Oyun karakterimi en iyi bilen çok az insan var. Mert abinin de çok iyi bildiğini düşünüyorum ve çok güveniyorum gözüne ve fikirlerine. Mert abicim senle telefonda konuştuk. Hatırlıyor musun? Ben Robin Hatırlıyorum. Anderson'a kaybettim. Ve biz Mert abiyle telefonda konuştuk. Ve Mert abi Apollo beni... 13 mü şeydi bu? Evet. Apollo 13 gibi. Ha, devam et, tamam, tamam devam et, evet. Yani Mert abi bana dedi ki, Çağla dedi, çok zor bir dönemden geçtin. Benim oyunumla ilgili bazı şeyleri söyledi. Bunları yapmazsan dedi. Yani bana çok ağır gelen bir şey. Mesela herkes fikirlerini çok net bir şekilde ifade etmez mesela. Mert abi bana dedi ki, Çağla dedi, belki de bu senin dedi finest moment'ın dedi. Sen anlat finest moment meselesini. Finest moment'ın dedi. Ben de Mert abiye o ne demek dedim. Bana anlattı Mert abi. Ve ondan sonra da dedi ki Çağla dedi, sen bunları yapmazsan ilk yüze giremeyeceksin dedi. Ya şu o laf var ya, benim şurama geldi oturdu. Oturdu ve dedim ki ya Mert abi ne kadar haklı. Yani
belki birçok insan bazı şeyleri söylüyordu ama hani güvenilir ve gerçekten fikrine ihtiyacımız olan insanların yanımızda olduğunu hissetmek çok önemli. Benim kariyerimde o yüzden sen çok önemlisin Mert abicim. Orada ben de böyle bir gerçekten bir klik etti beynimde ve ondan sonra Macon'a gittim. Hatırlıyor musun Mert abi? Oradan kalktım, bir tane daha turnuva oynadım ve o turnuvada böyle yani şuradan bir anda şuraya falan çıktım. Yani çok iyi bir performans sergiledim. Çeyrek finalde yenildim ama ondan sonra işte bütün hayatım boyunca çalıştığım her şey 4 ay içinde hepsi tek tek geldi. İlk önce Dubai şampiyonluğum geldi. Daha sonra İstanbul Cup şampiyonluğum geldi. Roland Garros'ta ana tablo ve tur geldi. Ve ben Rio Olimpiyatlarına gidebildim. Yani o kadar zor bir süreçti. Müthiş. Ne kadar bir rüyaya yakın... bağlamış. Rüya bilmiyorum. Gibi bir sona şey yapmış. Evet. Evet. Yani o kadar uzun çalıştım. Ama belki bir mindset, belki bir zihinde bir... Tabii ki çok yani arkada ciddi bir çalışma zaten vardı. Ama böyle rüyalarım 4 ay içinde teker teker geldi. Hatta yani mental olarak o kadar fazla geldi ki keşke yavaş yavaş gelseydi. Öyle de düşündüm sonradan. Böyle bir yolculukta yaşadım yani. Evet, çok teşekkürler. Sağ ol bu bilgiler için Çağla. Çok teşekkür. Çağla, bu arada karar puanı programını izledik. Senin Şevket Bey ile geçen hafta yaptığın. Orada bana bir gönderme yapmışsın. İşte evet. Ben de Alabama'da bana bir... Ya evet. Dedim, doğru, haklısın. Balkar da ayarlamadı dedim. Bahsetti Çağla'nın bahsettiği Alabama. Benim için çok uzun seneler yaşadım bir turnuvada. Son anda orada bir turnuva oynamaya karar veriyor Çağla ve Can. Çağla, hatta Charleston da alındı o karar. Ben de oradaydım. Bir baktık turnuvanın direktörlerinden, iki direktöründen biri de benim eski tanıdığım, hatta beraber mixed doubles turnuvası oynayıp kazandığımız iyi de bir tenisçiydi eskiden o kadın. Ben dedim ki ha tamam canım, konuşurum ben, işte wild card asıl tabloya ayarlarız falan. Hiç kadını aradım orada, ya konuştuk, merhaba aa Mert uzun süredir duyuyorum ama oralı olmadı kadın. Yani tamam veririm wild card falan. Ben tabii bozum oldum orada. Wild card'ı da ayarlayamadım. Çağla gitti orada, eleme oynamak zorunda kaldı. Aynen. Demek ki o gün bugün de uktesi varmış. Ne ortaya çıktı kadar falan programında. Aynen. Çağla, benim de sana bir uktem var. Hatta şey hatırlayacaksın bunu. Hodmeso Vasarheli diye bir Macar kasabası var. Roman sınırında. Turnuvaya gitmiştik orada. 2 sene üst üste Çağla'yla. Erin'i de çağırdım. Çünkü Erin de o konuda sitemli. Erin look who's here. Hello baby. Great to see you. Bak senin getirdiğin. Hey. O da geliyor. Çağla'nın Türkiye'den, Brezilya'dan getirdiği olimpiyat şeyi. I'm telling her about the whole mess. Süper. Hodmeso Vasarheli'de Erin'le oturuyoruz. Maçını seyrediyoruz Çağla'nın. 3 saat 48 dakikaya da. 3 saat 48 dakika hiç unutmuyorum ama 40 derece falan bir sıcak. Biz de tabii bir yerde oturduğumuz için devamlı bir taraftan güneş geliyor. Maç bittiğinde biz yarım kırmızı, yarım beyaz olarak o maçı terk ettik. Kremler meremler sürdük o akşam. Şimdi de rahatça konuşabiliriz. Üzerinden vakit geçtiği için Çağla da 4 maç boldan kaybetti o maçı. Bizim geçimizde oldu. We're still mad at her for that. Hem yandılar hem maçı kazanamadım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet, thank you. Okay. Tamam. Neyse evet. Böyle de bir anımız var. Valla evet. Tabii dostluğunuz uzun yıllara dayandığı için yani sizden aslında kazısak bir sürü şey çıkacak gibi. Yani öyle bir iki anı değil. Çok güzel. Ya, evet, bayağı güzel şeyler biriktirdik. Ben de karar puanı şeyinde de yayınında da fark ettim. Mesela çok eski maçlara gittiler. O kadar unuttuğum maçlardı ki böyle Otana Sugarn 10'a 8, mesela Birianti 10'a 8, D'Antoni yine 10'a 8, Grand Slam'lerde böyle maçlarım. Mert abi bazılarına da şahit oldu. Çok güzel anılarımız var beraber. Evet, canı çağırınca bunu da konuşalım. Julia Bozerup'la Charleston'da bir maç oynamıştı Çağla ki herhalde kariyerin kendisi de kabul eder ki kariyerinin en iyi maçlarından biri. Hatta o son set
müthiş bir son setti ve Can'ın bir saplantısı vardır. Her maçı çeker, filme kameraya çeker. O maçın üçüncü setinde pili bitmiş kameranın ve çekmemiş. O son set kayıtlarda yok. Son set değil, hiç kayıt yok, hiç çekmemiş. Aa, iyi bak onu bilmiyordum. O ama maç yok yani, skandal. O son set herhalde Çağla, senin kariyerinde en iyi oynadığın setleri sayarsak herhalde o son set ilk beşe falan girer. Ve o kayıtlarda maalesef yok. Yok. İlk kayıtları alamadık. Can'a da takılırız bu konuda hep senelerdir. Tamam. 3 son set 7-6 yenmişti orada Julia Bozrop'a karşı. Çok da ilginç bir backhand slice drop shot vole vurmuştu. Maç ball gerideyken. Oradan kazanmıştı. Ya yani. Sende de zaten böyle bir hafıza var. Ben inanamıyorum yani Mert abi. Çağla son, bu son olarak WTA'de mesela tanıştığın sonuçta çok meşhur insanlar da oldu. Sharapova ile İstanbul'da mesela. Jankovic ile bir hafta beraber geçirdiniz. Bu tanıştığın en meşhur tenisçiler arasında özellikle takdir ettiğin, tanıdıktan sonra da hatta daha çok takdir ettiğin bir veya ikinci tenisçi sayabilir misin kısaca? Ben Kvitova'yı çok beğeniyorum Mert abi. İki kere karşılaştık. Çok kişisel olarak çok vakit geçirmedim ama soyunma odasında olsun, hani Players Lounge'da olsun hep merhabalaştığım ve takip ettiğim bir oyuncu. O da mesela ciddi sıkıntılar yaşadı. Biliyorsunuz el parmaklarında sinir kaybı yaşadı. Ona rağmen döndü. Mesela o da gerçek hikayesini bence gerçek hikayesini paylaşmıyor henüz. Ama şu anda bile yaşadığı bazı sıkıntılar olduğuna dair röportajlar görüyorum bazen. Benim çok takdir ettiğim bir oyuncu. Yani hem oyunculuğu, hem kort içi, hem kort dışı sporcu temsiliyeti örnek aldığım isimlerden bir tanesi. Hani ilk onu söyleyebilirim. Evet, galiba Kvitova herkesin zaten çok sevdiği bir karakter anladığım kadarıyla. Senden de bundan oyunu aldık. Benim son soracağım bir soru var. Ondan sonra sözü ben Eda'ya bırakıyorum zaten. Bu Cuma günü WTA toplantısı yapıldı. Sen de katıldın galiba ve en azından farkındasın. Ondan ilk ağızdan bir alalım. Yani önemli galiba bu önümüzdeki bir iki ay neler olacağına dair genel bir şema verdiler size. Onu kısaca bir özetini bize geçebilirsen memnun oluruz. Tabii şey, normalde bizim toplantılarda paylaşım yapmamız yasak ama internette ben gördüm şey olduğunu, takvimi paylaştıklarını. O yüzden de benim de paylaşmamda bir sakınca yok. Yani bizim uygulayacakları şey herkes için 14 gün karantina. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Yani Amerika Açık'taki gibi bir bubble sisteminde hem antrenman hem de karantina uygulaması bizi bekliyor olacak. Daha sonra ilk turnuvalar 4 Ocak'ta başlıyor. Ama biz 28 Ocak'ta ilk turnuvayı oynayanların karantinası bitiyor esasında. Ama öyle bir yer bırakmak istemişler. Yani 31 Aralık'ta bu turnuvaların elemesi başlıyormuş. Bütün eventler Melbourne'de yapılacak. Galiba bir tanesi Bendigo'da. O da Melbourne'e 2 saat uzaklıkta ama Victoria eyaletinde gerçekleşecek. Yani açıkçası çok güzel bir takvim yapmışlar. Hem virüsün olmadığı bir yer olarak hem de Avustralya açığı oynayabilecek herkesin yarışabileceği, oynayabileceği şekilde bir takvim hazırlamışlar. Büyük oyuncular için Premier 500'lük, işte belki bir 50 ile ilk 100 arası için bir International yapmışlar ve ITF oyuncuları için 60 binlik, 60 artı hospitality turnuva yapmışlar. İki hafta karantina varsa o zaman sen Aralık 3 hafta sonra falan gidiyorsun Avustralya'ya o zaman. Evet, yani bizim varış tarihimizi 14 Aralık belirlediler. 14 Aralık'ta en geç Avustralya'ya varmamız gerekiyor. Ve daha sonra da 2 hafta hem antrenman hem de işte dediğim gibi balon içinde yaşamaya başlayacağız. Onlar yani herhalde Dubai var zaten senin değil mi? Evet, Dubai var. Yani ben de Dubai, yani şey, zaten 3 haftalık bir hazırlık dönemi geçireceğiz Avustralya'da. Ondan önce bir bana bir geri bildirim versin diye bir turnuva, yani
turnuva olduğu için öyle bir karar aldık. Bana da mantıklı geldi. Zaten çok maç eksiğimiz çok ciddi şekilde var. Bu sene sadece 9 turnuva oynamışım ben. Kariyerimde bir ilk. 20 maç yapmışım toplam. Ondan sonra da esas Avustralya açıktan sonra 2 turnuva daha yapmışlar. O da çok cazip. Yani Avrupa'ya hemen dönme gibi, zaten Covid'den dolayı Avrupa'daki durum şu anda çok öngörülür değil. Ama Avustralya en son turnuvasını 1 Şubat'ta yapıyor. 8 Şubat arası, 7 Şubat arası son turnuvasını yapıyor. Bu da Avustralya açık bitiminden, yani o 2 haftalık turnuvanın bitiminden bir hafta daha herkes için oynama şansı tanıyor. Herkes için derken işte Avustralya'da devam etmeyen bir 125K ve bir 60K olmak üzere 2 hafta üst üste turnuvalar düzenliyorlar. Bakalım, ciddi bir de katılım olacak tabii. Umarım bize de bir fırsat doğar yani. Ben hepsini oynamayı şimdilik planlıyoruz ama bakalım. Eda, sana bırakıyorum. Valla o kadar güzel bir sohbet oldu. Yani bir saati de geçtik gibi algılıyorum. Seni de yani hem çok yorduk ama sohbetin de çok keyifli. Çok da güzel bir şeyler paylaştın. Hem bakış açını da daha iyi anladık. Ben hani daha fazla benim sorum yok Mert abi. Sağ ol, çok teşekkürler. Her şey için çok teşekkürler. Sağ ol paylaştığın için. Eda'nın da dediğine katılıyorum. Tabii ki senin kariyerin, maçlarını falan konuşabiliriz. O zaten veya de işte günde kaç saat antrenman yaptığı falan da. Burada çok güzel seni hazır program almışken bence tenis severlerle veya dinleyicilerle bu gibi şeyleri de paylaşalım. Yani bir tenisçinin hayatına bir içgörü Aynen. elde edebiliyoruz sayende. O yüzden çok teşekkür ederiz. Ne demek ki? Ben keyifle sohbet ettim. Hem Mert abi senin beni çok iyi tanıman, Eda Hanım'la da yeni tanıştık. Çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum. Seni sever olarak bunu yapmanız çok güzel. İnşallah daha çok bilinçlenir insanlar bu yayınlar sayesinde. Ben de mesela sporcuların çok samimiyetle bazı şeyleri cevaplamadığını gözlemliyorum. Halbuki bizim bu bilgilere ihtiyacımız var. Yani keşke başkaları da Çok doğru. paylaşsa, ben de onlardan dinleyip ilham alsam. O yüzden ben paylaşmakta bir şey görmüyorum, bir sakınca görmüyorum. O yüzden umarım keyif almışsınızdır. Benim için de çok Çok. keyifli bir Çok. yayındı. Çok keyif aldık. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Mert abi sana da çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar biz çok keyif alarak çektik. Umuyorum siz de keyifle dinlersiniz. Tekrar görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler.